NATO ittifakına dahil olmak isteyen İsveç, Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak bir yana aksi adımlar atmaya devam ediyor. Örneğin İsveç Devlet Televizyonu, YPG PKK elebaşlarından Ferhat Abdüşahin'le bir röportaj yaptı. And we are taking them very seriously. İsveç'in ne kadar güçlü bir şekilde terörizme baktığına ve terörizmle mücadeleye katkıda bulunmak istediğine dair şüphe yok. NATO üyeliği için Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılama sözü veren İsveç hükümetinin söyledikleriyle yaptıkları örtüşmüyor. İsveç Devlet Televizyonu'nda terör propagandası yapılıyor. SVT kanalı terör örgütü PKK-YPG'nin elebaşlarından Mazlum Kobanikod adlı Ferhat Abdüşahin'le röportaj yaptı. Terörist Şahin, İsveç'in kamu yayın kuruluşunda açıkça Türkiye'yi hedef aldı. Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyona ilişkin konuştu. Türkiye'nin bu operasyon için NATO ülkelerine baskı yaptığını ileri sürdü. Terörist Şahin Devlet Televizyonu'ndan İsveç hükümetine de seslendi. PKK-YPG'ye verilen desteğin devam etmesini istedi. Bu Türkiye'nin kırmızı çizgisi. SVT kanalı geçen ayda PKK-YPG liderlerinden Salih Müslim'le Suriye'nin kuzeyinde saklandığı Amerikan askeri üssünde röportaj yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan röportaja tepki göstermiş, Türkiye ile müzakerelerin yürütüldüğü günün akşamı teröristin televizyondan konuşturulduğuna dikkat çekerek İsveç bize her türlü yanlışı yapıyor ifadelerini kullanmıştı. NATO üyeliği için Türkiye ile müzakerelere devam eden İsveç, PKK yandaşlarının eylemlerine de sahne oluyor. Terör örgütünün propagandasının yapıldığı eylemlere polis müdahale etmiyor. PKK, İsveç'in terör örgütleri listesinde, YPG ise bu kategoride değerlendirilmiyor.